İyi akşamlar. TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Duygu Aydın. Parlamentolar arası futbol turnuvasında şampiyon Türkiye oldu. Milletvekillerinin mücadele ettiği parlamentolar arası futbol turnuvası finalinde Türkiye, final başında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Turnuvanın yıldızı ise attığı gollerle Türkiye'ye şampiyonluğu getiren AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak oldu. Keler. Antalya'da iki gündür devam eden parlamentolar arası futbol turnuvası Türkiye'nin şampiyonluğuyla sonuçlandı. İlk günkü maçta Türkiye Ukrayna'yı 6-1 mağlup ederken bu karşılaşmada Ordu AK Parti Milletvekili Oktay Çanak 2 gol attı. Oktay Çanak kaleciyle karşı karşıya 1-0. Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan ve Polonya'nın katıldığı turnuva bugün oynanan Türkiye-Azerbaycan final maçıyla sona erdi. Karşılaşmanın 18. dakikasında Azerbaycan takımı öne geçerken Oktay Çanak'ın ayağından 23 ve 70. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 önde tamamlayan Türkiye şampiyon oldu. Polonya ise Ukrayna'yı 9-1 yenerek üçüncülüğü elde etti. Futbol yorumcuları ise AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ı turnuva boyunca attığı gollerle yıldızlaştırdı ve turnuvanın yıldızı olarak ilan etti. Ordu Milletvekili Oktay Çanak ayrıca turnuvanın futbolcusu seçildi. Tekniğini konuşturdu. Şık hareketlerle iki güzel gol. Golü bir kez daha izliyoruz. Kalecinin çabası yeterli değil. Oktay Çanak, klase bir vuruş, şık bir gol. Fındık fiyatlarının düşmesiyle ilgili çalışma başlatan Toprak Mahsulleri Ofisi araştırmalarını tamamladı. TMO'nun fındık fiyatlarının üreticinin aleyhine oluşması durumunda piyasadan fındık çekmek için hazır durumda beklediği öğrenildi. Sezon başında serbest piyasada 14 liraya kadar çıkan ve her geçen gün değer kaybederek 8 lira seviyelerine düşen fındık fiyatları nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düğmeye basarak fiyatın düşmesine neden olan unsurların ortaya çıkmasına yönelik çalışma başlatmıştı. TMO tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. TMO piyasada ilerleyen günlerde yaşanacak olası olumsuzluklara karşı müdahale etmek için hazır bulunuyor. Fındık alacağı depoları da hazır duruma getiren TMO, bakanlıktan işaret bekliyor. İki sene sonra daha fındık toplayan vatandaş fındık toplamaz. Fındığımız elimizde kaldı, duruyor. Gerek yok daha demeye. 5 lira olsun. Emekliyiz, 2 yılımız var. Bu sene de yok, fındık seyrek yani. Fındık sadece toplamaz. Şu andaki fiyat toplama fiyatını bile karşılamıyor. Bunun gübresi var, bahçenin dibinin alınması var, çapalaması var, ilacı var, toplama patozu var, nakliyesi var. Yani 8 lira. Biraz da yani %30 da bizim karımız olacaksa şu anda fındık ben 18 lira aşağı kurtarmaz. Bu benim fikrim. Ama 15 lira olursa ne işte yapmış olduğun masrafları falan karşılarsın. Seneye de belki bahçede hazırlık yaparsın. Şu anda millet bahçeye bakmıyor. Elde edilen bilgilere göre fındık fiyatı ile ilgili tüm gelişmeler her gün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e iletiliyor. Bakan Çelik'in yakından takip ettiği fındık fiyatlarının üreticinin aleyhine oluşması durumunda TMO'yu ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'ni harekete geçireceği öğrenildi. Ayrıca fındık sektörüyle ilgili özel bir ekip kurulduğu, bu ekibin fındık üretimi yapılan illerde rapor hazırladığı ve bu raporun Bakan Çelik'e sunulduğu da elde edilen bilgiler arasında bulunuyor. Şu anda zarar. Şu anda ben fındık satarsam zarar. Satmayacağım. 2,5 liraya düşene kadar yine satmayacağım. Ama asla satmayı düşünmüyoruz. Devlet mesela bir destek de verebilir en azından. Fındıktan şikayetçiyim. Bu Karadeniz'in başka bir geliri yok. Bir de kivi. O da para etmedi. Yani geleceğe bakamıyoruz yani. Daha da düşeceği söyleniyor. Emeğimizin karşılığını alamıyorum. Yani bunu devletin esasında el atması gerekiyor. Ne söylemeye hakkımız var ki, bizim bir şey yok ki. Artması lazım. Adam fındığı benden alıyor 9 liraya, satıyor 20-25 liraya. Bunu devletin desteklemesi olmadan bu işin altından kalkılması mümkün değil. Herkes bekliyor yani. Şu durumda millet çok perişan. Bu kadar da insanlara rencide etmeye de bir anlamları yok yani. Fındığa bakalım ne yapacak, ne diyecekler. Yetkililerden fındığa sahip çıkmalarını isteyeyim. Hani Temmuz devreye girecek dediler, girmedi. Fındığı arttırsınlar ki biz de azıcık of diyelim. Oyun oynanıyor diye düşünüyorum ben. Ümidi kestim ki tam kestim. Fındığı kessen fide dikeyim. Maliyeti zaten 10,5 lira. Üreticiyi zaten bitirdiler. Ne olacak şimdi bu fındığın hali? Üretici başta kaç 4-5 tane fabrika var. Ne derse üretici o.
Ver götür fındığı. Böyle saçmalık olmaz. Öte yandan Ordu'da fındık fiyatları geçen haftayı 8 lira 75 kuruştan tamamladı. Giresun'da ise fiyat serbest piyasada 10 liralara kadar yükseldi. Ya şu anda 15 lira olması lazım. Acım aç! 15 liradan aşağı kurtarmaz. 15 liranın altta olduğu gün her zaman zarar. En az 15 bekliyor. Ya şu anda 15 lira olması lazım. Fındık fiyatları olmam, 15 olsun hiç olmazsa. Oğlum en aşağı 15 lira, 16 lira falan olması lazım. 15 bin aşağı düştükten sonra hiçbir kıymeti yok bunun. Fındığın 14-15, o civarları düşmemesi lazım. 12-13-14 olsa tutarız herhalde. Fiyat en az 15'ten aşağı olmaması lazım. 15-16 lira olması lazım ki. Milletin beyni artık açılacak, uyanacak. Faslı ilçesinde iki aile arasında başlayan kavga kanla bitti. Aralarında kız isteme yüzünden husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Fatsa ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Elde edilen bilgiye göre aralarında kız isteme yüzünden husumet bulunduğu belirtilen Alican H. ile Emrah G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alican H. Emrah G.'yi bıçakla karnından yaraladı. Ailenin diğer fertlerinin de karıştığı kavgada Erkan G. de Alican H.'nin kulağını satırla kesti. Polisin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından sinir krizi geçiren Sevgi G ile yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emrah G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ordu'nun Faslı ilçesinde düzenlenen off-road yarışında başlangıç direğinin devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı. Ağır yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kafasından darbe alan 22 yaşındaki Zeynep Ekşi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Fatsa ilçesinin Efkaf mahallesindeki boş arazide 22 ilden yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz Mahalli Offroad Kupası 1. Ayak Fatsa yarışı sırasında başlangıç çizgisindeki direk rüzgarın etkisiyle devrildi. Direğin devrildiği yerde bulunan görevli 22 yaşındaki Zeynep Ekşi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan Ekşi özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ekşi'nin kafasına aldığı darbeyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tamam bırak çeki. Mayıs ayının ikinci pazar günü sevginin, fedakarlığı, sıcaklığın ve sonsuz hoşgörünün sembolü olan annelerimizin günü. Her ne kadar annelerimize bir tek günü değil tüm günleri adasak da anneler günü onlara verdiğimiz değeri göstermek için güzel bir fırsat. İşte bu özel günde de hediyeler alınır, öpücükler konulur yanaklara. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Annelerin aslında bir gün değil, her gün anneler günü. Çünkü anneler çok sıkıntı çekiyor. Bunu anne olunca daha iyi anladı. Annelerin sıkıntılarını, dertlerini, endişelerini anne olunca daha iyi anlıyorsunuz. Annemin de anneler gününü kutluyorum buradan. Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem. Dünyanın en güzel duygusu. Anne olduğum için çok mutluyum. Yani yaşamanın anlamını anne olduktan sonra anladım diyebilirim. Üstümü örtsene anne. Anne, annem, anneciğim. Bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Çok güzel bir gün. Annelerimizin de yanımızda olmasını isterdik ama yanımızda değil. Onlara buradan selam gönderiyoruz. Sen neler söylemek istersin? Bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz öncelikle. Anneler çok değerli. Anneler bir çiçektir. Anneler gününüz kutlu olsun. Kollarını aç bana anne. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Anneler kutsaldır. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Herkesin anneler gününü kutluyoruz. Anne, anne, anneciğim. Uyandım uykudan aradım seni. Anneler baş tacı.
Tüm herkesin anneler günü kutlu olsun. Sağıma soluma bakındım anne. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm üstümü, örtsene anne, 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 anneciğim. Altınordu Belediyesi anneleri unutmadı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın eşi Münire Tekintaş'ın ev sahipliğinde Altınordu Belediyesi'nde düzenlenen programa Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın eşi Hatice Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın eşi Yeter Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Altınordu Belediyesi tarafından Anneler Günü olması nedeniyle program düzenlendi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın eşi Münire Tekintaş'ın ev sahipliğinde Altınordu Belediyesi'nde düzenlenen programa Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın eşi Hatice Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın eşi Yeter Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın eşi Münire Tekintaş yaptı. Tekintaş, annelerin haklarının ödenmeyeceğini belirtti. Dünyanın her yerinde hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın, tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır gibi erdemlerle hayatımıza ışık tutmaktadır. Aile ve toplum hayatımızı ayakta tutan annelerimiz, dünyanın en temiz, en fedakar ruhlarını taşırlar. Unutmamalıyız ki bir insanın yaşı kaç olursa olsun bir anneye ihtiyacı vardır. Bu duygu ve düşünce doğrultusunda annelerimizi hayatımızın hak ettikleri yerinde değerli bir emanet gibi taşımalıyız. Bu vesileyle annelerimizin Anneler Günü'ne en kalbi duygularımla kutluyor, annelerini yitirmiş çocuklarımızın bugün mutlu edilmesini tavsiye ediyorum. Tüm annelerimize aileleriyle beraber sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın eşi Yeter Yılmaz ise programın düzenlenmesine katkıda bulunan Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti. Hakkında hadis olan bir dinin mensuplarıyız, cennet annelerin ayağı altındadır derken onların zaten çok güzel bir hediye bahşedilmiş. Rabbim bütün hanımlarımıza bu değere nitelik, bu değere uygun anneler olmayı nasip etsin inşallah. Peki, ben hepinizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, annelerimizi bugün değil her zaman hatırlamalıyız ifadelerini kullandı. Annelerimize hasredilmiş olan özel bir gün olması dolayısıyla ve Yeter Hanımefendi ifade etti, hem hadislerde hem ayet-i kerimelerde özellikle saygının en büyüğünü hak eden annelerimizin hatırlanabilmesi, gününün kutlanabilmesi, rahmetli olanların burada yad edilebilmesi, özellikle bu ülke için canını feda eden, gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizin ailelerinin burada hatırlanabilmesi, çok daha ötesi bir tek kişi belki yılın annesi olarak temsil edilecek ama her annenin bir yılın annesi olabileceği özlemini, duygusunu, güzelliklerini paylaşmak üzere burada olmak bizim için en büyük mutluluk. Konuşmaların ardından Altınordu Belediyesi tarafından yılın annesi seçilen eşini 2 yıl önce kaybeden 35 yaşında, biri engelli 3 çocuk annesi olan eşinin ölümünün ardından çocuklarına hem anne hem de baba olan Havva Ateş'e ödül verildi. Ateş'e ödülünü Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş verirken Ateş duygularını şu sözlerle ifade etti. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Etkinlik düzenlenen kokteyle sona erdi. Anneler Günü olması dolayısıyla birçok kurumda Anneler Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu programlardan biri de özel bir anaokulundan geldi. Kreşteki öğrenciler annelerine özel gerçekleştirilen kahvaltı programında minikler ve anneler doyasıya eğlendi. Anneler Günü kutlu olsun diyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Her
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu yılda dünyanın birçok yerinde Anneler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu etkinliklerden bir tanesi de Ordu'da özel bir anaokulunda yapıldı. Anaokulundaki öğrenci ve velilerine yönelik yapılan kahvaltı programında anneler hem hediye aldı hem de çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şeyi anne olmak. Çok mutluyuz. Etkinlik için teşekkür ediyoruz kreşimize. Vallahi bu benim ilk Anneler Günü hediyem değil ama annelerin yani böyle düşünüldüğü günler güzel oluyor çünkü her zaman böyle birlikte vakit geçiremiyoruz. Çalışan anneler var biliyorsunuz artık son zamanlarda. O yüzden benim için bir şey yapması beni her zaman duygulandırıyor. İlk defa kreşe başladılar bu sene. İlk Anneler Günü hediyemizi de aldık. Çok duygulandım yani oğlum hediyeyi getirince anneciğim diyerek. Yani bilinçli olması benim için çok güzel. Yani böyle bir organizasyon hazırlamış okulumuzda çok memnun olduk. Bütün annelerin Anneler Günü kutlarım. Büyük olanların ellerinden öperim. Okul müdürü Dilek Doğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak programdaki amaçlarını anlattı. Annelerimizi düşündüğümüzü onlara göstermek için, onların bizim için değerli olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bunun için bir kahvaltı organize ettik. Tüm velilerimizin ve annelerimizin Anneler Günü kutluyoruz. Ordu Tabipler Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. İki liste halinde seçime gidilirken 554 üye oy kullandı. Mevcut başkan ve başkan adayı olan Doçent Doktor Özgür Enginyurt bu seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi. Ordu Tabipler Odası seçime gitti. İki liste halinde gerçekleşen seçimlerde Özgür Enginyurt ve Atilla Öztürk Tabipler Odası Başkanlığı seçimine girdi. 554 üyenin oy kullandığı seçimlerde konuşan mevcut Tabipler Odası Başkanı ve Başkan Adayı Doçent Doktor Özgür Enginyurt, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak seçim sonuçlarının hayırlı olmasını istedi. Bayrak yarışında bayrağa talip olma yarışıdır. Daha iyi, daha güzeli yapma adına bir uğraş. Çok güzel bir hava, çok güzel bir atmosfer var. Hem bizim yönetim ve diğer organlarımızda bulunan arkadaşlara, diğer listede bulunan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bizleri kırmayarak ilçelerden, ordu merkezden gelen tüm hekim arkadaşlarımıza Anneler Günü olmasına rağmen ilçelerden gelen ve ordu merkezden gelen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ordu Giresun Havalimanı zaman zaman rötarlarıyla tepki alsa da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2016 Nisan ayı sonu tahmini rakamları açıkladı. Ordu Giresun Havalimanı ülkemizde faal kullanılan 51 havalimanı arasında 29 havalimanını geride bırakarak 22. sıraya yerleşti. Ordu Giresun Havalimanı'nda yolcu kapasitesi gün geçtikçe artıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2016 Nisan ayı sonu tahmini rakamlarını açıkladı. Ordu Giresun Havalimanı, ülkemizde faal kullanılan 51 havalimanı arasında 29 havalimanını geride bırakarak 22. sıraya yerleşti. Nisan ayı içerisinde 56.906 yolcu uçtu. Yılın ilk 4 ayında ise 193.604 yolcu Ordu Giresun Havalimanı'nı kullandı. Aynı süre içerisinde 1.682 sefer de düzenlendi. Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki sivri bir tepe üzerinde kurulu 2300 yıllık kurul kalesinde 6 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarına bu sene de devam edilecek. Çalışmaların Haziran ayının ilk haftasına başlanması planlanıyor. Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde kazılara yeniden başlanacak. Antik bir yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alıyor. Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede Ordu Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda 2010 yılında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı 2011-2015 yılları arasında da devam etti.
Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucu M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi. Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda tarihi dehliz ve su sarnıcı da bulunuyor. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Süleyman Şenyurt, tarihi Kurul Kalesi'nde 6 yıl önce başlattıkları arkeolojik kazı çalışmalarına en geç Haziran'ın ilk haftasından itibaren yeniden başlamayı planladıklarını söyledi. Kazı çalışmalarını daha önceki yıllarda olduğu gibi kendisinin başkanlığında Gazi Üniversitesi'ndeki arkeolojik ekip tarafından sürdürüleceğini dile getiren Şenyurt, M.Ö. yapıldığı tahmin edilen kaledeki kazı çalışmalarının yaklaşık 3 ay süreceğini ifade etti. Kurul Kalesi'nde arkeolojik kazının en az 10-15 yıl daha süreceğini tahmin ettiklerine dikkat çeken Şenyurt, ödenek sıkıntımız olmaması durumunda çalışmalarımızı daha da hızlandırmaya kararlıyız. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın oldukça fazla katkıları var. Kendisinin katkılarıyla kazı çalışmalarını daha da hızlandırabiliriz. Yaklaşık 25 kişilik ekiple birlikte son hazırlıklarımızı da tamamladık dedi. Çalışmaların oldukça hassas yürütüldüğünü vurgulayan Şenyurt, geçen 6 yıllık sürede kazı çalışmaları ile ilgili yaklaşık 400 bin lira ve kalenin %70'i ortaya çıkarıldı dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da Kurul Kalesi'nde Karadeniz bölgesinin saklı tarihinin olduğunu belirterek, Kurul Kalesi ordunun tarihini değiştirecektir. Burası bölgenin yeni turizm merkezlerinden olmaya aday. İnşallah vereceğimiz desteklerle kazı çalışmalarının daha da hızlandırılmasını sağlayacağız ifadesini kullandı. Ordu'da bir köy okulunda eğitim gören öğrencilerin çöpü vaktinde besine dönüştür adlı projesi ABD'de düzenlenen turnuvada ödüle layık görüldü. Yani çok mutluyum yani böyle bir şey yaptığımız için. Ya hayvanları da ben gerçekten çok severim. Ve bu katkıda hayvanları doyurmakta katkıda bulunduğum için de çok seviniyorum. Altınordu ilçesinde 5 köyden öğrencisi bulunan kökenli ortaokulu besin atıklarının hayvan yemine dönüştürülmesi projesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde gerçekleştirilen ve 40 ülkenin katılımıyla yapılan Dünya Festival Turnuvası'nda jüri özel ödülü aldı. Hayvanlara daha yakın olacağım. Besinleri israf etmeyeceğim büyüyünce. Geri dönüştürmeye çalışacağım. Okul müdürü Tuncay Kaya taşıma sistemiyle 5 köye hitap eden bir okul olarak dünya çapında bir organizasyona katıldıklarını ve yararlı bir proje oluşturma isteğiyle yola çıktıklarını söyledi. Sonuçta her şeyi dönüştürebilirsiniz. Fakat bu dönüşüm yeniden bir cana can vermiş oldu. Bu da hem İzmir'deki turnuvada hem İstanbul'daki finalde ve World Festival'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan World Festival'de çok kabul gördü. Proje koordinatörü Öner Eyüpoğlu ise öğrencileri ve okul adına çok büyük başarı sağladıklarını dile getirdi. Projenin içeriği şöyle anlamlıydı. Oradaki jüri üyeleri de aynı şeyi söylediler. Projenin kazandığı ödül açıklanırken şunu vurguladılar özellikle. Evet, bütün dünya çocukları çevre ve temizlikle ilgili, geri dönüşümle ilgili bir proje hazırlamıştı. Ama bu projenin bir ayrıcalığı vardı. Bu ayrıcalık da aynı zamanda geri dönüşümü sağlarken hayvanları da beslemeyi düşünmesiydi diye açıkladı. Hakikaten bizim projemizin de en büyük ayrıcalığı buydu. 7. sınıf öğrencisi Nisanur Özdemir de insanlara ve çevreye yönelik yararlı bir proje oluşturduklarını anlatarak başarı konusunda kendilerine inandıklarını söyledi. Bu projeyi alırken yani kendimizden biraz güveniyorduk. Çünkü proje yaptığımız proje çevreye ve insanlara çok yararlı bir projeydi. Ödül almasa da bizim için hala sürebilecek bir projeydi. Çünkü projemiz çok amaçlıydı. Ordu Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Kadem Bacaksız, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin 26 Mayıs 2016 tarihi itibariyle çalışma hayatlarının yasaklanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğe göre 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanlar 26 Mayıs'tan itibaren çalışamayacak. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ILO sözleşmeleri hukukundan kaynaklı Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı
Mesleki Yeterlilik Kurumu müşterek çalışma yaparaktan 2015 yılında ülkemizde de çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olması konusunda bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın devreye girmesiyle 26 Mayıs 2016'dan sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işçiler çalışamayacak. Bu da demek oluyor ki 300 bine yaklaşık işçi bu tarihten itibaren çalışamayacak. Yaklaşık 300 bine yakın bir çalışanın bu sektörde o tarihten itibaren çalışamaması anlamına gelmektedir. Bu konuda akredite olan firmalar çalışmalarına başlamış, sınav yapmaya başlamışlardır. Fakat ilimizde bu anlamda yeterlilik belgesine sahip ve bu konuda organize olmuş henüz daha kurum yoktur. Bu sebeple bu belgeyi almaya çalışan işçilerimiz de sıkıntı yaşamaktadırlar. Ordu Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Kadem Bacaksız bu tarihin uzatılması gerektiğini söyledi. Bizim dernek olaraktan bu konudaki önerimiz şudur. Bu tarihin biraz daha ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeterli kurumlar oluşturulana kadar, altyapı oluşturulana kadar bu tarihin biraz ileriye alınması önemli olacaktır. Yağışlı geçen birkaç günün ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Ordu sahili doldu taştı. Pazar günü olması ve havanın da güzel olmasıyla birlikte Ordulular pazar kahvaltısını sahilde yapmayı tercih etti. Semaverde çay demlendi, güzel kahvaltılar Karadeniz'in ve Ordu'nun güzelliğiyle bütünleşti. Yağışlı geçen günlerden sonra yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen Ordulu vatandaşlar pazar kahvaltısını sahilde yapmayı tercih etti. Hava çok güzel, güzel bir pazar sabahı bize değerlendirmek istedik ailecek. Hem annemizin anneler gününü kutladık hem de bu güzel havayı değerlendirerek güzel bir pazar günü geçirmek istedik. Direkt havayı değerlendirmek istedik. Uzun zamandan beri çıkamamıştık. Güzel bir gün. Hava güzel. Çocuklarla beraber hep buradayız. Ordu sahilini dolduran vatandaşlar aileleriyle güzel bir gün yaşadı. Güzel günle anneler günü de birleşince mesajlar hep anneler için oldu. Oğlum böyle bir şey düzenlemiş. Hoşuma gitti. Beni alıp köye gidiyor zannettim. Baktım araba döndü sahile. Çok hoşuma gitti. Oturuyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Anneler günümü kutladılar. Onları çok seviyorum. Bütün çocuklarımı seviyorum. Güzelliğini değerlendirdik. Hem anneler günü olması mazereti oldu. Annemize sürpriz yaptık. Bir gün değerlendirmek istedik aynen. Biz de buralara yakın oturuyoruz. Evde değil de burayı tercih ettik. Güzel havada aileleriyle birlikte zaman geçiren minikiler sahilin keyfini doyasıya yaşadı. Bugün yani çok güzel. Çocuklar için güzel bir hava. Zaten birkaç gündür yağmurlar da var. Yani en iyisi güneşli havalar. Daha da iyidir bence. Bugünün önemini biliyor musun? Evet, anneler günü. Bütün annelerin günü kutlu olsun. Bütün annelerin anne günün kutlu olsun. Fas'ta Köse Bucağı Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Yapımını araştırdık nasıl olduğunu, bu şekilde elektriği, kablosu bu şekilde iletelim. Fatsa ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Evet, kısacası elektrik akımını kablo olmadan manyetik alanın gücüyle iletebilmeyi başardık. Eski belediye binası konferans salonunda yapılan fuara ilçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Cinoğlu yaptığı açıklamada TÜBİTAK'ın fuara destek vermesinden dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan 74 öğrencili okuldan 25 proje çıkmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Cinoğlu, Türkiye'nin geleceğinin daha da aydınlatılmasına vesile olmaktadır bu tür projeler. Bu fuara desteğini esirgemeyen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim dedi. Konuşmanın ardından protokol üyelerince fuarın açılış kurdelesi kesildi. Patlamıyor mu?
Giresun'da geçmişte koyunların yününden elde edilen iplerin kök boyasıyla renklendirilip işlenmesiyle yapılan Karabulduk Kilimi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın teşvikiyle yeniden dokunmaya başlandı. Giresun'un Keşap ilçesinde Karabulduk Kilimi kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Kilim dokuyoruz burada. Ev hanımıyım. Evde işlerimi yaptıktan sonra geliyorum. Burada hem dokuyoruz hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Hem de zaman geçiriyoruz. Meslek sahibi oluyoruz. Karabulduk Kilimi geçmişte koyunların yününden elde edilen iplerin köy boyasıyla renklendirilip iç içe işlenmesiyle ün salan bir kilimdi. Keşap Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca alınan 32 kilim tezgahı Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Bu kapsamda açılan kilim dokumacılığı kursuna katılan kadınlar, geçmişi 100 yıl öncesine dayandığı belirtilen Karabulduk Kilimi'ne yeniden hayat veriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 32 tezgahla kurulmuş, halen 12 kurs yerimizle beraber devam etmektedir. Metrekaresi 300 liraya satılan kilim bir tezgahta yaklaşık 6 ayda dokunuyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aksoy Vakıf tarafından 32 tezgahla kurulan kilim atölyesinde 12 kursiyerin dokumacılık yaptığını söyledi. Kök boya olarak, ilikli kök boya yün olarak dokunmaktadır. Kursiyerlerimiz bunları dokuduktan sonra isterlerse satabiliyor, isterlerse yün parasını, ip parasını verip kendilerine kalabiliyor. Kurs öğreticisi Gülçin Çakır ise bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti. Karabulduk'ta dokunmuş, kendileri boyamışlar, kök boya yapmışlar, boyamışlar, eğirmişler üstelik yünlerini, kendi koyunlarının yünlerinden eğirmişler ve bunları yaşatmaya çalışmışlar. Biz de daha sonra araştırdık ve bu kilimin bize ait olduğunu, yani bizim kültürümüzü yaşatmak istedik. İplerimizi boyamıyoruz ama aynı kök boya boyanmış, içi dışı yün, ilikli kilim. Özelliği ilikli kilim, iç içe geçme. Bunu dokumaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Siz de WhatsApp üzerinden haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV52 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Ordu Spor'da belirsizlik sürerken mevcut yönetim gelecek sezonun hazırlıkları için şimdiden kolları sıvadı. İlk icra teknik direktör konusunda görüşmeler başladı. Son 5 haftada Ordu Spor teknik direktörlüğü yapan Metin Altınay konusunda el sıkışıldı. Gelecek sezon için Ordu Spor'da çalışmaktan mutlu olacağını ifade eden Altınay, son 5 maçta Ordu Spor'u çalıştırmaktan mutlu olduğunu, takımı ve futbolcuları yakından tanımak adına tesislerde kaldığını, futbolcularla teknik direktörlükten ziyade bir abi, bir baba gibi birlikte olmanın güzelliklerini yaşadıklarını söyledi. Kadronun korunması durumunda play-off oynayabileceklerini ifade eden Altınay, birkaç yıllık başarının ardından orduların takımlarına tekrar sahip çıkabileceklerini söyledi. Ordu Spor Kadın Basketbol takımındaki belirsizlik sürüyor. Ligin ilk yarısında ortaya konulan başarılı skorların yanı sıra Eurocup'ta ilk 16'ya kalarak ses getiren Ordu Spor Kadın Basketbol takımı ligin ikinci yarısında çok sayıda yabancısını kadrosunda tutmakta zorlanınca bir alt küme kaçınılmaz oldu. Ekonomik zorlukları aşmakta zorlanan Ordu Spor Kadın Basketbol takımında koç Levent Deringöl son maçlarda takımın başında sahaya çıkmamış yerine yardımcıları görev almışlardı. Yaşanan olumsuz tablo karşısında sessizliğini bozan Deringöl, ilk yarı ve ikinci yarı olmak kaydıyla Türkiye'nin Ordu Spor Kadın Basketbol takımını konuştuğunu söyledi. Kenar yönetimi ve sporcular olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Deringöl, en büyük sıkıntıyı yönetim anlamında yaşadıklarını, kendilerine verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını söyledi.
Son iki sezonda Ordu futboluna damgasını vuran Ulubey Belediyespor pes etmiyor. Ordu amatörünün köklü kulüplerinden Ulubey Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak adına yakalamış oldukları fırsatlardan yararlanamadı. Son iki sezonda Fas'la Belediyespor'a ayrı skorlarla yenilerek Bal Ligi'nin kapısından dönen Yeşil Siyahlılar bu kez işi sıkı tutuyor. Ulubey Belediyespor Teknik Direktörü Şenol Yılmaz, öncelikle kendilerine destek çıkan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Son yıllarda Ordu amatör futboluna renk kattıklarını ifade eden Yılmaz, 2016-2017 futbol sezonunda da bölgesel amatör ligi kovalayan bir ekip oluşturacaklarını, bu kez Bal Ligi'ne çıkmak adına işi sıkı tutarak sezon sonunda bir üst lige çıkmak istediklerini söyledi.